2023 Mr. Olympia yayınımda bahsettiğim yurt dışı seyahatimi tamamladım ve yeni sezonun ilk videosuyla karşınızdayım. Ben yokken Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme organizasyonlarının başında gelen ve kategori birincilerine 2024 Mr. Olympia'ya katılma hakkı veren Romanya Pro gerçekleşti. 90'lı ve 2000'li yıllarda Mr. Olympia'yı zirvede bitiren isimler sonrasında Avrupa turuna çıkarlardı. Artık çoğu vücutçunun geçinebilmek için ödül parasına ihtiyacı yok. Hatta podcastlerde dinlediğime göre bazı supplement firmalarının imzalattığı kontratlarda yarışma zorunluluğu maddesi dahi yok. O yüzden yaklaşık 2 hafta önce Mr. Olympia'yı 3. bitirerek önümüzdeki sene için biletini cebine koyan İngiliz Samson Dalgan'ın parçası olduğu Avrupa vücut geliştirme sahnesine heyecan katmak için Romanya kadrosunda yer alması güzel bir hareket. Hele ki çoğu yarışmanın katılımcı kalitesi bakımından çok sönük kaldığı böyle bir sezonun sonunda. Samson tabii ki kağıt üzerinde favoriydi ve kimsenin kafasında soru işareti bırakmayacak kadar net bir galibiyet elde etti. Ama yarışmayı elleri cebinde yürüyerek kazandı demek haksızlık olur çünkü rakipler oldukça iyiydi. Nijerya aslanı kondisyon olarak Mr. Olympia'dan biraz daha sıkı geldi ve sunduğu paket kütle, estetik, simetri birleşimi olarak 10.000 dolarlık çeki almaya yetti. Samson'ın durmaya niyeti yok. 18 Kasım Cumartesi günü Prag Pro'da da podyumda olacak. Bu sezon 2 yarışma kazanan ve Florida Havalimanı'ndan evine geri gönderildiği için Mr. Olympia'da yarışamayan bir diğer İngiliz Nathan Diaz'a da 2024 biletinin peşindeydi. Nathan, şampiyon olduğu İtalya Flex Pro ve Regan Grimes'ın arkasında ikinci tamamladığı İspanya Europa Pro'ya göre çok sönüktü. Özellikle bu iki yarışmada patlayacak kadar dolu duran göğüs, kanat, kol ve omuz bölgeleri düz gözüküyordu. Ayrıca kondisyonu her zamanki keskinliğinden uzaktı ve karın kaslarının definisyonu tamamen yok olmuştu. Kariyerine 11 pro show zaferi sığdıran Nathan'ın Samson'la İngiltere'nin bir numaralı aktif vücutçusunun kim olduğuna dair çetin bir mücadeleye girmesi bekleniyordu. Ama o dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Brezilyalı Marcelo de Angelis, Instagram'da bilinen adıyla HorseMD, 2021 yılında pro kartını kazanmıştı. Aslında 2022 yılında klasik fizikte yarışacaktı ama tartıya boyu için belirlenen ağırlık limitinin 3 kilo üstünde geldi ve bu fiyasko sonrasında Open Bodybuilding'e geçmeye karar verdi. Ciddi kütle eklediği bu süreçte orta bölgesi gözle görülür şekilde kalınlaştı. Ama bu ilk pro şovunda Nathan Diaz'a gibi çok güçlü özgeçmişe sahip tecrübeli bir vücutçuyu geride bırakmasına mani olmadı. Marcelo benim uzuv dominant diye tanımladığım sporculardan. Bacakları 3 açıdan da eksiksiz, kolları büyük ve her pozda fiziğini çok iyi tamamlıyor. Kendisinin çok göze batan iki güçlü özelliği var. Dağ gibi zirveli bisepsleri ile kavisli, taraklı, devasa quadricepsleri. Zaten horse yani at lakabı da bence bacaklarından geliyor. Gövdesi özellikle de sırtı geride ama böyle zorlu bir kadroda 3. olarak kariyerine başlaması oldukça etkileyici. 2 senedir katılma hakkı elde ettiği halde ABD vizesi alamadığı için Mr. Olympia'da yarışamayan İranlı Behruz Tabani 2022 Romanya Pro şampiyonuydu. Ve eğer Samson Dow da evinde oturmayı tercih etseydi unvanını koruyacaktı. Behruz'un hem kütle hem şekil olarak Mr. Olympia'da rahatlıkla ilk 10'a girebilecek seviyede çok komple bir fiziği var. Ve jilet gibi kondisyonla gelme konusunda çok istikrarlı. Özellikle Samson'ın sergileyemediği için çok eleştirildiği taraklı kalça kasları konusunda İranlı vücutçu adeta bir dünya markası. Ve bu güçlü yönünü poz rutinlerinde kimsenin gözden kaçıramayacağı kadar çok göstermeyi seviyor. Tabi kondisyon ve kalça vücut geliştirmede her şey değil. Behruz bel inceliği ve akıcılık olarak çok arkada denemez ama Samson'ın büyüklüğü, genişliği ve ön bacak gelişimi konusundaki üstünlüğü o kadar ezici ki İranlı vücutçunun ikincilikten öteye geçebileceğini düşünmesi hayalperestlik olurdu. Aslında bu ilk dördün tamamı Prag'da savaşa devam edecekti. Ama Behruz Çek Cumhuriyeti için de vize alamadı. Adamın zaten Brezilya ve Romanya dışında girebildiği hiçbir ülke yok. 18 Kasım'daki Prag Pro'nun Open Bodybuilding kadrosuna Avrupa'nın en iyi vücutçularından biri 2023 Mr. Olympia 7.'si Mikhail Krizo da eklendi. Kendisi yarışmayı düzenleyen EVLS markasının sponsorlu atleti. O yüzden aksi düşünülemezdi zaten. Slovak vücutçu 2022 Prag Pro şampiyonu
ve ünvanını koruyabilmesi için dünyanın 3 numarası konumundaki Samson Dalda'yı geçmesi gerekecek. Mikal 136 kilo yarışan Samson'ın yanında boy ve kapladığı alanın genişliği olarak sırıtmayacak ender isimlerden biri. Ayrıca Samson'ın sahip olmadığı iki özelliğe, devasa kollara ve omuzlara sahip. Mikal estetik ve poz yeteneği olarak geride olsa da Mr. Olympia'da kariyerinin en iyi kondisyonuyla sahnedeydi. Ve Samson'ın formunu ıskalamak gibi bir hata yapması durumunda bu hafta sonu elinde 2024 biletiyle Slovakya'ya dönebilir. Prag Pro'nun amatör ayağında aynı Mikal Krizo'nun geçen sene yaptığı gibi IFBB Elite Pro olan bir vücutçunun ilk NPC yarışmasına katılmasına şahitlik edeceğiz. Boyun kaslarının kalınlığı sebebiyle sektörde Nexilla olarak bilinen 130 kiloluk Kolombiyalı kütle canavarı Rubiel Mosquera'nın tek vuruşta IFBB Pro kartını kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ve daha iyi orantıya sahip benzer ağırlıkta bir vücutçuyla karşılaşmadığı müddetçe ben de aksi bir durum beklemiyorum. Rubiel profesyonel olursa hemen ertesi gün pro şova çıkacak. Bu sayede Mr. Olympia'da ilk 10'a girmiş iki vücutçunun yanında nasıl gözüktüğünü anında görüp yakın gelecekteki potansiyeli hakkında yorum yapabileceğiz. Klasik fizik yıldızı Wesley Withers, vücut geliştirme severleri iki farklı gruba ayıran tartışmalı bir figür. Uzun boyu, geniş çerçevesi, zirveli bisepsleri ve old school pozlarıyla kendisini modern Arnold olarak görenler de var. Yüksek bağlantı noktalı kanatları ve birçok meslektaşından daha kalın olan beli sebebiyle klasik bir görüntüsü olmadığını düşünenler de. Hangi grupta olursanız olun, Wesley'nin kendini sürekli geliştirdiği inkar edilemez bir gerçek. Ön bacaklarını büyüttü, yan pozlarda arka bacaklarını kavis ekledi, sırtını çok daha kalın hale getirdi. Ve 3 denemeden sonra 2022'de nihayet Mr. Olympia'da ilk 10'a sızıp 8.lik elde etti. Hollandalı sporcu 2023'ü 7. bitirdi. Yani ağır da olsa bir ilerleme mevcut. Ama hayranları onun artık ilk 5'i hak ettiği konusunda hemfikirler. Hakemlerden nasıl bir geri dönüş aldığını bilmiyorum ama bence ondan beklenen arkadan çift biceps pozunda kalça ve arka bacak bölgelerini daha sert ve detaylı hale getirmesi. Wesley Romanya Pro'da sadece tartışmasız bir zafer değil, tamamen 2024 Mr. Olympia hazırlığına konsantre olarak geçirebileceği koca bir yıl da kazandı. Ve bu süre sonunda onu dünyanın en iyi 5 klasik fizikçisi arasına sokacak paketi inşa edeceğini düşünüyorum. Son 3 senedir dünyanın en iyi 5 klasik fizikçisi arasında yer alan Urs Kaleczynski'nin hak ettiğinden çok daha fazla değer gören bir sporcu olduğuna inanıyorum. Ama markasını yönetme konusundaki başarısını takdir ediyorum. Instagram'da 1.3 milyon takipçisi var. YouTube videoları yüz binlerce izlenme alıyor. Ve her ne kadar gelişimini sekteye uğrattığını düşünsem de her yıl birden çok kez yarışarak popülaritesini arttırmayı başarıyor. Mucize ayı 2023 Mr. Olympia'da 3. olarak 2024 için otomatik katılım hakkı elde ettiği halde hazır formdayken ve hazır Amerika topraklarındayken Texas State Pro'da podyuma çıkıp çok kolay bir birincilik elde etti. Şimdi sırada Prag Pro var. Texas'ta dişine göre bir rakip yoktu ama Prag'da var. 2023 Mr. Olympia'da 10.luktan 6.luğa tırmanan Pittsburgh Pro ve New York Pro şampiyonu Michael Debul. Urs kondisyonu ve taraklı kalça kasları ile meşhur. Michael'da ikisinin de alası var. Urs'un en kötü pozu olan arkadan çift biceps Michael'ın imza pozu. Kolları çok daha büyük, alt üst orantısı çok daha iyi. Urs'un avantajı poz konusundaki müthiş yeteneği ve çok daha klasik hatlara sahip olması. Avrupa yarışmaları her zaman ilginç sonuçlara gebe. Olimpiyadakinden farklı bir hakem paneli değerlendirirse Michael Debul lehine karar çıkması benim için çok büyük sürpriz olmaz.